Ben bundan 21 yıl önce bir ekmeğe muhtaç bir ailenin evladıydım. Şimdi bakıyorsun Ömer Aybak malikanesinde yaşıyorsun. 4-5 tane özel aracın var. Mercedes'iymiş, Q7'siymiş, Maserati'siymiş. İşte teknem var. Bu durumda 11-12 yıldır villan var, devasa. Bir hayal dünyasında yaşıyorsun. Geçenlerde çıktım evden, camdan baktım lan etrafıma. Ve ben miyim ya? Bu kadar büyüyeceğim hiç aklımın ucuna bile gelmezdi. Hiç düşünmezdim, mümkün değil. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Biz bekar odalarına karırken tek hayalimiz şuydu. Bir tane odamız olsun. İki tane, üç tane köylerimizle, akrabalarımızla birlikte kalalım. İşte tuvaletimiz olsun, banyomuz olsun, mutfağımız olsun. Ve hiç olmadı maalesef. 11 yıl kaldım bekar odalarında. Bir hanın içerisinde kalıyorsun. 30-40 tane oda var. Her bir odada işte 8-10-15 kişi yatıyor. Ranzalar halinde böyle. Ve gidiyorsun tuvalet bir, tuvalette duşunu alıyorsun. Ömer Aybak. Adıyaman Sincik ilçesinin Düdan köyünde doğdum. Çamurla taştan yapılmış eski köy evlerinde doğdum. 6 kardeştik. Annemizin bize verecek bir kuru ekmekten başka hiçbir şeyimiz yoktu. Baba senenin 3 ayı İstanbul'da çalışırdı. 9 ayda gelirdi, köydeki işlerle ilgilenirdi. Baba sevgilisinden mahrum kaldık. Yokluk zaten başı başına bizi bayağı bir üzüyordu. Okula gidiyorsun. 8-10 tane arkadaşız aynı sınıfta olan. Bir tane kitap var. 2 saat onda kalıyor, 2 saat onda kalıyor ve eve getiriyorsun, elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. Böyle bir yaşam. 11 yaşındaydım, ilkokul 5'te bitirmeden, diplomayı almadan dayımla birlikte İstanbul'a gönderdiler beni. Yani ailemize maddi olarak katkıda bulunmak için geldik işte. Home base'inde çalışıyorduk, lokantada çalıştık, değişik sektörlerde çalıştık. Vefada kalırdık, bekar odasında. 11-12 yaşındayken kazandıklarımı gönderip kardeşlerime, aileme bakardım. Rahmetli dayım vardı. O seher satıcıydı. Çiğ köfte satardı Eminönü'nde. Ben haftanın 5 günü çalışırdım konfiyasında. Hafta sonları da dayımla birlikte giderdim. Dayımla birlikte böyle birkaç kere giderken dayım dedi ki sana bir el arabası alalım. Sen de bu işi yap dedi. Hatta ben yaparım, sen bakarsın, zamanla sen de öğrenirsin. Dayımla birlikte böyle başladık. Eminönü'ndeydim, Mercan'daydım. Hep hayalim dedi ya bir tane dükkanım olsun, geçimi daha rahat sağlayayım diye. Gültepe baca dibinde bir tane dükkan buldum. Seher satıcılıktan kazandım, paralı bir araba almıştım. Arabamı sattım. Baca dibinde bir tane dükkan açtık. Mayıs 2002. İlk açtığımızda çiğ köfte ne olduğunu bilmiyordum. Tamam Ali'ye çiğ köfte bunu diyor pişirmeden vereceksin diye. O zorluklarda yaşadım. Kazanamıyorsun çünkü. Kimse tanımıyor çiğ köfteyi. Okulların açılışına bir iki hafta vardı. Ya Rabbim bir iş başladı yok böyle bir şey. Gece gündüz. Parayı koyacak yer bulamıyorsun. Korkunç bir şey. Düşünüyoruz yani bu ben miyim değil miyim gerçek mi bu? 2002 yılbaşı gecesi devamlı müşterimiz olan bütün kitle birlikte bastı orayı. Bir baktım dışarıya yok böyle bir şey. 20 metre, 30 metre koyulup var insanlar sırada. Ve 5 saatte 750 kilo çiğ köfte tükettim hepsini. Dedim ki, ya ben bu işi artık aşmalıyım. Hemen Sarıyer'de bir tane yer buldum açtım. Ondan sonra Maltepe'de, ondan sonra Kartal'da. 5-6 şubeyi anında yaptık. Ondan sonra bayılıklar gelmeye başladı. Artık sistemimizi kendimize göre kurduk. Samsun'dan bayılık geldi. 3 gün sonra Kayseri'den geldi. 5 gün sonra Bursa'dan geldi. Ve bir de değil, birkaç tane bir de. 2004'te 60 şubeye ulaştık. Bir sene duramadık. 260 oldu. Tuttuk hemen, daha oranın düzeni bitmeden yeni fabrika yeri başladık. Geldik fabrikamızı yerine aldık, fabrikamızı yaptık. Şu anda da şükürler olsun. Kapasitemize az geliyor. Şimdi de başka fabrika yeri bakıyoruz. Bir 3 kata yükselmemiz lazım. 1800 tane şubemiz var. Tam olarak bilmiyorum. Bana dedikler o belki bu 1900'dür, belki 1850'dir ama net bilmiyorum. Ne kadar şube olduğunu bilmiyorum. Yok bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Türkiye'de dünyayı çiğ köfte tanıtan benim. Daha önceden de çiğ köfte var, kültür var ama işte lokantaların önünde satarlar. Lokantalarda haftada bir kere yapar, ikram ederlerdi. Böyle satma yoktu. İlk biz çıkardık. Daha yapacak çok işim var. Başarıya hala aç gibi çalışıyorum. 4-5 yılda şube sayımı 2 katına çıkarmayı, 4-5 bine çıkarmayı düşünüyorum. Günde 15-16 ton çiğ köfte üretiyoruz. Bize yetmiyor. Türkiye'nin her tarafına şu anda çiğ köfte veriyoruz. Türkiye'de olmadığımız bir nokta yok. 81'in hepsinde varız. Ortalama bir porsiyonu 5 kişi yediğini düşün. 16 ton vurduğumuzda 1800'ü aşkın şubemizde günde 100 bin kişi bu çiğ köfte yiyor. Bizi biz yapan, bizi lezzetimizle özleştiren
püf noktamız bu. Cevizlerimizi böyle döküyoruz üzerine. Üstüne de hakiki zeytinyağından döküyoruz. Ve olmazsa olmazlardan istutumuzdan da biraz da ilave ediyoruz. İşte kalite bu. Ceviz bizim Adıyaman çiğ köftesine has olan bir üründür. Cevizin yağı, aroması her şeye lezzet verir. Ama çiğ köfteye daha çok güzel lezzet veriyor. Efendim afiyet olsun. Reçete 2002 yılından aynı. Kullandığım ürünler, gramajları, yoğurma dakikası, saat her neyse hepsi aynı. Hiç değişmedi. Hiçbir üründe katkı yoktu. İşte efendim ben şunu ucuz alayım da bunu. Öyle hala öyle devam ediyoruz ve devam da etmek zorundayız. 50 tane firmadan alın köfte yan yana koyun, tadına baktığınızda bunu seçersiniz. Çiğ köfte nasıl yapılır? 23 yıldır yaptığımız çiğ köfte içerisinde işte esmer buruk kullanırız, isot kullanırız, salça kullanırız, sarımsak. Bizim kendimize ait özel bir baharat çeşidimiz var. 18 çeşitten oluşan baharatı kullanırız. Bunları kullanırken de ürünün kalitesi, yoğurma şeklini arzu ettiğin kıvama getirmek lazım. Alırsın bunların hepsini katarsın, 2 saat, 3 saat yoğurursun, çamur gibi yiyemezsin. Bu lezzeti yakalamak için onun bir dakikası var, bir saati var, onu iyi ayarlamak lazım. Çiğ köftenin olmazsa olmazı püf noktası. Ürünlerin çok kaliteli olması. Katkısız bir çiğ köfte olmasın. Bizde sıfır katkı. Biz Adıyamanlılar çiğ köfteyi normal bir yerden aldı, şu anda tavandayız. Zaten nereye gidersen git, kime sorarsan sor, çiğ köfte Adıyaman'ım derler. Urfa'yı duymadım bugüne kadar, ya bu çiğ köfte Urfa'nın diye duymadım. Sıra gecelerinde çiğ köfte etli yaparlar. Biz bunu güzelleştirdik, cevizli yaptık biz bunu. Ömrünü uzattı. Cevizli çiğ köfteyi biz Adıyamanlılar olarak üstlendik. Sektörde de çok ileri gittiğimizde Adıyaman'ın ismi daha çok ön plana çıktı. Çiğ köfte etsiz olur. Derler ya işte çiğ köfte aldık, yoğuruyoruz biberle bilmem neyle. Yarım saatte tükenmezse bakteri üretir. Ve yenilmez hale gelir. Bu çiğ köfte Türkiye'nin milli yiyeceği, dünya olduğu süre çiğ köfte olacak. Düşünün, şu anda 80-90 bin kişi sadece bizim firmamızdan çiğ köfte alıp yiyor, doğru mu? Öbür firmalardan da bahsedersek, günde 3 milyon kişi çiğ köfte yiyor. Bu çiğ köfte işinde işini çok iyi yaparsan, dürüst olursan, malzemenden, kalitenden taviz vermezsen, işini candan severek yaparsan çok para kazanırsın. Ben bundan 21 yıl önce bir ekmeğe muhtaç bir ailenin evladıydım. Şimdi bakıyorsun, Ömer Aybak malikanesinde yaşıyorsun. 4-5 tane özel aracım var. Mercedes'iymiş, Q7'siymiş, Maserati'siymiş. İşte teknem var. Bu durumda 11-12 yıldır villam var, devasa. Bir hayal dünyasında yaşıyorsun. Geçenlerde çıktım evden, camdan baktım lan etrafıma. Ve ben miyim ya? Ben bile kendime inanamadım. Hala şaşkınlar içerisindeyim yani. Bu kadar, bu yaşta. Bu kadar büyüyeceğim hiç aklımın ucuna bile gelmezdi. Yurt dışına açıldı, devasa bir fabrika açtık. Çok da güzel gidiyordu. Türkiye ile Almanya'nın arasında bir sıkıntılar girdi. Ondan dolayı biz orada başarısız olduk. Aşağı yukarı 5-6 milyon dolar para batırdık orada. İyi bir çiğ köfteci işlekli olan caddelerde, üniversitelere yakın olan caddede, yeni neslin daha çok gezdiği, dolaştığı yerlerde açılır. Bizi biz yapan öğrencilerdir. Franchise şartlarımız, biz esnebaylık isim hakkı alıyorduk. Aile ücretsiz veriyoruz. 15-20 metre yer yeterli. Aşağı yukarı 3 bin dolar yatırım yaparsın. Eğer gerçekten yerin lokasyonu güzelse, iyi bir caddedeyse, günde 25 kilo köfte satarsın, ayda 25 bin lira para kazanırsın. Net kazanç. İnsanlar tutup Bitcoin'e oraya buraya para yatıracaklarını, 3 bin doları getir, çiğ köfte dükkanını açsın sana, otur aslanlar gibi paranı kazar, aslanlar gibi ye. Sen ne alacaksın? Bitcoin'e yatırdın, falana yatırdın, evde yan gel yat, nasıl olacak para? Böyle bir para yok. Böyle bir yaşam da yok zaten. Gençlere tavsiyem, çalışmayı seviyorsalar çiğ köfteci dükkanı açabilirler. Ve güzel de paralar kazanırlar, emin olsunlar. Şu anda kafe açman için en az 2 milyon, 3 milyon paran gidecek. Ama sen 3 bin doları gözden çıkarıp bir yere açarsan, onu 3 ayda, hadi 4 ayda kendi paranı çıkaracağız, ondan sonra kazandığın cebine koyacaksın. Ama 3-4 milyona sen gidip de bir tane kafe açarsan, bunu zaten kazanman da yapman da mümkün değil. Bir işi aslında korumak da zor, büyütmek daha çok zor. Şu anda bir mevki makama gelmişsin, büyütmüşsün işini. Buna sahip çıkmak, biraz da çıtayı yükseltmek daha çok zor. Çok çalışmak lazım. Dürüst olmak, işini benimsemen lazım. Kaliteden taviz vermemek lazım. Ben bunları yaptım ve başarılı oldum. Kalan ömrümde de hiçbir şey taviz vermeyeceğim. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.